PDF uygulaması ilk açıldığında bu şekilde bir ekran gelir. Şurada 6 tane kare var. Bunlar sizde görünmeyecektir. Benim ekstra komponentler yüklü olduğu için bunlar görünüyor. PDF ekranı vesaire. Ama genel olarak bu yapı kullanılacak. Normal Windows Form uygulamalarında sadece form gelirdi. Arka tarafta C# kodu yazardık. Burada ekstra bir de XAML kısmı var bakın. Design yukarıdaki kısma deniyor. Aşağıdaki ise XAML kodları. Bunun eğer arka tarafına geçmek istersek gene C# yazacağız zaten. Sağ tıklayıp View Code dediğimizde gene C# kod bloklarına erişebiliyoruz burada. Ama dikkat ederseniz şurada bir mainwindow.xaml diyor. Uzantısı farklı. Sağ tarafa baktığım zaman projenin içerisinde farklı dosyalar var. mainwindow.xaml. Bu aslında bizim form 1'imiz. Windows Form'daki form 1. XAML olduğu için dosyanın uzantısı da XAML. Bunun içerisinde biz temel olarak işte formlarımızı vesaire tasarlayabiliyoruz. Ayrıca diğerleri aynı. Application config vesaire. Sadece farklı olarak bir de app XAML var. Bu da bizim uygulamamızın application ayarlarını içeriyor. Tıkladığım zaman şöyle basit bir kod var. Burada önemli olan şimdilik şurası. Startup URI. Bu bizim oluşturduğumuz uygulamada hangi dosyanın, hangi XAML window'unun açılması gerektiğini belirtiyor. Yani başlangıç şeydeki Windows Form'daki başlangıç ayar kısmına denk geliyor. CS dosyasından yapıyorduk ya. Burada da hangi formun açılmasını istiyorsak onu belirtiyoruz. Startup URI olarak o başlıyor. Şimdi XAML kısmında şurayı incelememiz gerekiyor öncelikle. Window nedir? Window bizim Windows Form tarafındaki formlara denk geliyor. Form ekliyorduk, onları geliştiriyorduk vesaire. Burada da Window olarak geçiyor. O yüzden de Main Window deniyor. İçerisinde farklı kodlar var. Bunlar da XAML'ların doğru şekilde çalışması için gerekli olan namespace'ler. XML namespace diyor bunlara. XAML, daha önce de söylediğim gibi teorik kısımda, XAML XML üzerine, XML mimarisiyle geliştirilmiş. Onun üzerine bir nevi XML'in extend edilmiş hali diyebiliriz, genişletilmiş hali. Ama kural olarak tamamen XAML, XML mimarisine tabi bir dil. Bu nedenle XML namespace'i burada ekleniyor. Bunun içerisinde daha sonra bol bol kullanacağımız XAML kodlarını doğrulayabilmesi için gerekli olan namespace diyebiliriz bunlar için. Yeni namespace'ler ekleyebiliyoruz. Onları da kullanırız. Temel olarak şunlar dikkatimizi çekiyor. Mesela title var. Title nedir? Height, width. İlk açıldığında bunlar geliyor. Buradaki height ve width bizim ana window'umuzun yükseklik ve genişliğini belirtiyor. Mesela genişliğini anında göreceğiz şimdi. 600 diyeceğim. Bakın anında yukarıda görebildim. İşte bunu sağlayan şey aslında burada yazdığım anda arka tarafta bunun işlendiğini görmemi sağlayan şey de VPF'in gene kendisi. VPF mimarisinin bir güzelliği diyebiliriz. Çünkü Visual Studio'da VPF ile geliştiriliyor. Burada yaptığımız işlemi direkt orada göreceğiz. Mesela bunu da biz de element binding işlemi yapacağız. Veri bağlama
kısımlarında. Orada buna benzer şeyler yapacağız aslında. Bu da yüksekliğim. Bir de title var. Title nedir? Şurayı biraz büyüteyim formu. Mesela CTRL'ye bastım. Buradayken mouse'un oyun tekerleğiyle ileri doğru ittirdiğimde formu büyütebiliyorum. Aynı şekilde küçültebilirim de. Ben büyütüp şuradaki yazıyı görmek istiyorum özellikle. Mesela main window'u değiştirip Cihan Ösen yaptım. Yazım bittiği anda yukarıda title'ın değiştiğini gördüm. İçerisinde grid diye bir şey var. Bunları detaylı olarak göreceğiz. Layout kontroller, yerleşim kontrollerinde. Şu an için anlatmayacağım. Sol tarafta toolbox. Toolbox'tan bir tane buton sürükleyip bırakacağım. Bakın sürükledim. Ortaya bıraktım. Butonu sürükleyip bıraktım. Bakın, yukarı tarafa eklediğim zaman hemen HTML gibi buraya bir buton nesnesi ekledi. Buton nesnesine bakıyorum. Kodlaması gene XML standardıyla geliştirilmiş. İşte bir açılış tagı var. Sonunda da kapanış tagı var. XML'de mantık HTML gibi. Zaten HTML de bir XML mimarisi üzerine geliştirilen bir yapı diyebiliriz. Aynı standart burada da açıl ve kapan. Kapanması gerekiyor bir şekilde. İçerisini inceliyorum. Content diye bir şey var. İçinde bir yazı var. Sanıyorum şuradaki yazı bu. Değiştirdiğim zaman bakıyorum. Yukarıda da bu değişmiş. Horizontal alignment var. Bunları göreceğiz, işleyeceğiz hepsini. Margin. Margin şu işi sağlıyor. Bakın. Üzerinde soldan, üstten kesiksiz, sağdan ve alttan da kesikli çizgiler var. Bunlar bu nesnenin, bu bir nesne sonuçta, buton. Nesnenin formun, yani window'un sol tarafından ne kadar mesafede içeride olduğunu gösteriyor bize, ne kadar piksel. Yukarıdan da aynı şekilde, alttan ve sağdan da kesik olarak gösteriyor. Bu şunu sağlıyor, sağdan ve alttan kesik olması. Bunlar sol ve yukarıya doğru iğnelenmişler. Kontroller ekranda iğnelenirler Windows'ta. DPF'te. Bunun sebebi hiyerarşisinin bir şeye göre yapılması gerekiyor. Bir köşeye göre yapılması lazım. Diyor ki sen bunun ne tarafa doğru hizalanmasını istiyorsun? Mesela ben sol tarafı istiyorum. O zaman horizontal alignment left olacak diyor. Bakın sağ tarafta kesik. Geliyorum şurada farklı bir şey var. Bakın şurada bir üzerine gelince el gösteriyor. Buna tıkladığım zaman kilit açıldı. Açık kilit gösteriyor. Kapattığımda kapalı kilit. Açıldığında aşağıda grid horizontal alignment right oluyor. Yani ben bunu sola doğru kitleme olayı bıraktım diyor. Tekrar tıkladığım zaman artık karışmıyor. Kendi içerisindeki butonun left, top, right, bottom gibi özellikleri devreye giriyor.
İşte margin özelliği bunu sağlıyor. Mesela diyorum ki 185 olması gerekmiyor. 15 olsun. Hemen sola doğru yanaşıyor. Diğerleri nedir peki? Bu saat yönünde diyebiliriz. Soldan başlar. İlk değer soldan gider. Sol, üst, sağ ve alt. Sol, üst, sağ, alt. Saat yönü. Soldan başlar saat yönü. İçerisine virgüllerle kendi değerlerini alıyor. Dedim ki soldan 15 piksel, soldaki alandan, yukarıdan 136, onu da 50 yap dedim. Tepeye yakın oldu. Yazılarda görüyorum zaten. Sağdan ve alttan 0 verdim. Bunun sebebi öncelikle şu. Bakın kilit yok. Şimdi kilit var, kilit yok. Kilit yoksa ben bu tarafa göre bir işlem yapmayacağım demek. Ben hizalamayı sağ ve alta göre yapmıyorum. O yüzden de eğer bir değer yoksa sıfır vermek yeterlidir. Direkt sıfırlamaz yani köşeler. Sıfır değer yok demektir orada. İstersek bunu hani her köşeye aynı olmasını istiyorsak tek bir değer verip aynı şekilde yapabiliriz bunu. Ben eskisini alıyorum. Vertical alignment nedir? Kaldırıp anlarız şimdi. Hizalama işlemleri için kullanılır. Ben bunu tap demediğim zaman yukarı doğru bu nesnenin vertical işleminin dikey olarak yukarıda olmasını ayarlamadım demek. Tekrar yazdığım zaman kendisini toparlayacak. Çünkü alttan herhangi bir şekilde bunu esnetecek bir özelliği kalmıyor. Ben bunu doğrudan tepeye odaklanıyorum. Horizontal alignment'ta bunun yatay olarak nasıl konumlanacağını belirtir. Left dediğim zaman hemen sol tarafa gider. Bunu kaldırırsam varsayılan olarak center kullanır. Nedir bu center? Bakın, center, left, right, stretch. Center dedim, varsayılan olarak center'a geçti. Right dediğim zaman sağ tarafa doğru gidecek ve hizayı oradan alacak. Hiza nedir? Mesela ben bunu left diyorum. Soldan bakın 15 piksel içeride ve 50 piksel yukarıda. Sol, üst, sağ, alt mantığına göre sağ buradaki üçüncü değer. O zaman şunu diyeceğim ben. Sağdan 10 piksel içeride olsun. Ya da daha fazla 20 olsun. Hiçbir şey değişmedi. Halbuki sağdan 20 piksel dedim. Sağdan da 20 pikseli uygulaması için benim bunun sağa doğru yatay hizalanmasını sağlamam gerekiyor. Bakın şimdi sağa doğru hizalandı. Right 20. Yukarıdan gene aynı 50. Değiştirmedim onu. Yani siz şuradan hangi kuralın uymasını istiyorsanız burada onu belirtmeniz gerekiyor. Bu şunu da sağlar. Onu da göstereceğim. Bakın hiçbir değer vermediğim zaman margine doğrudan kendisini varsayılan sıfıra sıfır noktasına götürdü. Sıfıra sıfır nedir? Tap, yani horizontal ve vertical alignment'ı da kaldırıyorum. Aslında butonun temel hali bu. Hatta vidini de kaldırırsam genişlik de olmaz. Tamamen ekranı kaplar. Yani sen benden ne istiyorsun? Benim ne yapmamı istiyorsun gibi bir durum var. Bu IBM tarafında. Ben diyorum ki genişliğin 100 olsun. Yüksekliğin
40 olsun. Sola doğru yaslan. Horizontal alignment, left. Ve dikey olarak da vertical alignment, mesela en altta görünsün, bottom. Şu an ben bu şekilde margin vermeden yaptığım zaman sıfıra sıfır noktasında. Ama bottom'ın, yani en alttaki sıfıra sıfır noktasında ve left dediğim için sol köşeye sıfıra sıfırda. Sıfır olayı şuradan başlar. Yani köşe olarak düşünürsek, her köşede aynı. En köşedeki nokta sıfırdır. Sağa doğru gittiğin zaman 0.1, 0.2. Aşağı doğru gittiğin zaman da aynı şekilde artacaktır. Bizim aslında marjinde verdiğimiz şey bunların koordinatları diyebiliriz. Ben eğer vertical tarafında, vertical dikey olarak konumlandırıyor. Bottom dersem bunu en alta yapıştır demek. Alta göre hizala. Eğer bottom dedikten sonra bir de horizontal alignment left dersem, bu da bunu sola doğru, yatayda sola doğru yapışmasını istediğimi söyler. O zaman hem alt hem sağ olan, düzeltiyorum, hem alt hem sol olan köşeye yapıştırır. Dersem margini 10 olsun. Bakın sadece 10 verdim. Soldan ve alttan 10 verdi. Aslında sağ ve üstten de 10 verdi. Ama benim hizam sağ ve üste göre değil. Sol ve alta göre. O yüzden etrafında bir kontrol olmadığı için ben onu fark edemiyorum şu an. Ama şunları kaldırırsam kendisini ortaya alır. Etrafından 10'ar piksellik bir özel alan oluşturur. Diğer kontrollere göre. O kadar uzak durur diğer kontrollerden. Bu hizalama olayı en temel özelliklerden biri burada. Ama en önemli özelliklerden biri de diyebiliriz aslında. Çünkü göstereceğim, bunlar iç içe yapılan işlemler. İç içe yapıldığı zaman bütün kontroller, o zaman yapı bozulur. Orayı düzeltmeniz gerekiyor. HTML gibi kod yazmanız lazım. Peki, mesela şurada TTT yazıyor. Gerçek bir veri yazdık. Diğerinde de ben şöyle bir şey istiyorum. Tamam, içerisinde veri yazıyor. Ben veri değil, kendime özel bir tasarım yapmak istiyorum. Bunun için ne yaparım? Mesela şunun Giannosa'nın sol tarafında ya da daha farklı olsun. Bunu yardım butonu yapalım. Bir tane yardım resmi olsun. İnternetten bulduğum bir resmi kullanacağım burada. Help button. JPEG dosyası. Ve ona farklı tasarım yaparak burada kullanalım. Öncelikle resmimi ekleyeceğim. Projeme. Göstereyim onu. Projeye files klasörü ekliyorum. Dosyamı buraya atacağım. İçerisinde şöyle bir buton resmi kullanacağım. Evet, dosyamı ekledim. Ben bu dosyayı kullanacağım. Help button JPEG. JPEG. Öncelikle ne yapmak istiyorum? Şimdi şurada bir tane boşta duran gereksiz bir butonum var. Kaldırdım onu. Yeni bir buton ekliyorum.
butonda şuradan bakın XAML tarafındayken tıkladım. Direkt kodları buraya ekledi zaten. Burada diyorum ki yardım için kullanacağız. Background kısmında white diyorum. Background'ı arka plan rengi beyaz olsun. Border brush pink. Horizontal alignment left. Vertical alignment top. Alt satıra geçiriyorum. Genişliği şu. Margini burada çok önemli değil ama kenardan uzak olsun biraz. 50 dedim şöyle. Soldan üstten 50. Sağ ve alt önemli değil. Bakın şurada bir kapanış tagı var. Bu bir kapanış tagı. Ben bu buton içerisinde farklı kontroller, farklı tasarımlar yapmak istiyorsam bunu açmalıyım. Bunu açıp kendi içerisinde altında bir kapanış tagı, özel bir buton kapanış tagı oluşturmam lazım. Şu şekilde. Artık bunun içerisinde İstediğim şeyi yapabilirim. Şurayı da aldım yukarıya. Dışarıya aldım. Artık bu buton içi bana ait. Özel bir tasarım yaparım. Diyorum ki bunun içerisine özel bir content ekleyeceğim. Yani bir içerik. Bu içerik nedir? Buton nokta content dediğim zaman bu butonun content'ini özel olarak tasarla demek. Content'ini tasarla. Bakın content kısmında normalde burada bir hata yok. Programsal olarak doğru. Ama hata veriyor. Hata vermesinin sebebi bunu normal kullanımda zaten content'ini kullandın diyor. Bir daha bunun içerisine özel bir tasarım yapamazsın. Content kavramı VPF'de çok önemli ve farklı. Neden? Şimdi biz normal Windows form uygulamalarında diyorduk ki butonun teksti, text box'ın teksti. Bu ne yapıyordu? Text sadece içerisine bir metin alıyor değil mi? Bir değer alıyor. Buradaysa durum farklı. Diyor ki ben kendi içerime herhangi bir nesnenin içerisinde content var. Bunun içerisinde ben istediğin şekilde tasarım yaptırabiliyorum. Farklı kontroller ekleyebiliyorsun. Butonun içerisine özel tasarımlar falan. O yüzden ben aldığım değeri content olarak tutmadım. Text olarak tutamam. Çünkü sadece metin almıyorum. Özel bir kontrol de alabiliyorum. O yüzden content gördüğünüz tüm VPF kontrollerinde içerisine özel tasarımlar yapabilirsiniz. Farklı kontroller ekleyebilirsiniz. Yani. Ne demek bu? Şunu kaldırıyorum. Kullanmadım. Şimdi gelip bunu kullanabilirim. İçerisine bir şey eklemem gerekiyor şu an. Birazdan detaylı olarak anlatacağım. Layout kontroller var. Yerleşim kontrolleri. Kendi içerilerinde farklı kontrolleri uygun hizalarda yerleştirmek için kullanılır. Bunlardan bir tanesi stack panel. Bunu da anlatacağım. Çok basit bir kontrol aslında. Bunun içine bir
imaj atıyorum. Bildiğimiz imaj dosyası. Kullanmak için eklememiz gereken bir resim gösterme kontrolü. Çalıştırıyorum tekrar. Karşıma gelen, bakın bir tane normal buton, diğeri de çok basit bir şekilde içerisini modellediğim bana özel buton. Yaptığı iş aynı. Tıklar, diğeri de aynı. Tıklar, çalıştırırsın. Bunu nasıl anlarız? Hani ben ikisinin de normal buton gibi çalıştığını göreyim. Bunların ikisine de isim veriyorum. Programsal tarafta erişebilmek için bakın X name diyerek bir isim vereceğim. BTN1 diğerine de BTN2. Dikkat ederseniz ID vermedim. ID verilmedi burada. Burada ID belirtmek için name veriyoruz. Yani ben bunu C# tarafında kullanacaksam ki kullanmak zorunda değilim. ID vermek, name vermek zorunda değilim. Her nesneyi kullanmanıza gerek yok. Burada name vererek bunu arka tarafta kullanabiliriz. Şu şekilde de name verebiliriz. Bu da mümkün. İki türlü olabilir. Genel alışkanlık olarak ben bu şekilde kullanıyorum. X içerisinde şuradaki X namespace içerisinde bir name işlemi diyebiliriz bunun için. Kod tarafına geliyorum. Normalde çift tıklayarak yapabilirim bunu. Şu butona çift tıklayarak arka tarafta clean'e gidebilirim. İlk önce şöyle yapayım. Initialize komponentin altında BTN1 click eventini elimle tetikliyorum. Manuel olarak tetikledim. Message box show tıklandı. Diğerinde çalıştırıyorum. Önce normal butonu tetikledim. Başarılı. Diğerine tıkladım. Aynı. İşlevsel olarak bir fark yok. Sadece görsel olarak daha zengin. Diğer türlü nasıl yapabiliriz? Ben şunların tetiklerini kaldırıyorum. Bakın. Kendim eventlerini oluşturmuştum. Şuradan çift tıklayarak yapayım mesela. Şu butona çift tıklıyorum. Yeni yaptığım butona. BTN2 alt direk click. Az önce oluşturduğumun aynısı oluştu zaten. Bir farkı yok. XAML tarafına geldiğimde bakın şurada kaydedilmemiş bir değişiklik gösteriyor.
Yıldız. Bakıyorum ne değişmiş. En sonunda klik diye bir property daha eklemiş. Ama ilk yaptığında bu yoktu. Değil mi? Demek ki çift tıklayınca bunu arayüzle C# tarafını birleştirmesi gerekiyor. Burada çift tıkladığım zaman click eventini oluşturdu. Burada property aslında. Şuradakilerin with, height, click, şunlar tamamı herhangi bir sınıfta kullandığımız property'ler. Normal kontrollerde de kullanıyorduk. Bu property'lere değerler veriyoruz. Click eventini de bu click property'sine bağladım. Ama çift tıkladığım zaman böyle bir şey oldu. Yine aynı şekilde message box show diyorum. Çalıştırdım. Bir farkı yok. Peki ben şahsen hangisini öneriyorum? Şimdi XAML tarafında birden fazla property event mevcut. Mesela şurada gerçekten görsel, işlevsel bir kontrol yapacaksak yarım sayfa, bir sayfa kadar XAML kodu olabilir. Hatta animasyon falan katacaksak sayfalarca XAML kodu olabilir. Tek bir işlem için. O yüzden mesela şu da olabilir. Butonun üzerine gelince bu yardım butonu değişsin. Rengi değişsin. Farklı bir resim çeksin. İşte yazı değişsin. Üzerinden çekince farklı şekilde görüyorsun. Bunların hepsi event değil mi? Bunlar eventler. O zaman ben her seferinde mesela şurada yeni bir event tetiklesem, bakın onlarca event var. Mouse up, mouse move, leave, enter, down, double click. Bunların hepsine şu şekilde ayrı ayrı yaparsam, bakın bu da buraya geldi. O zaman ne oluyor? XAML tarafı gereksiz yere kod kalabalığına karışıyor. Yani burada 10 tane event tetiklesem ki olabilir. O zaman XAML tarafında 10 tane eventin property'si ve tetiklemesi olacak. Gereksiz kalabalık. Ve şu da var. Burada XAML'ın geliştirilmesinin sebebi BPF'in burada normal masaüstü uygulamalarında daha önce yapılan Windows formlarda yapılan yöntem şuydu. Mesela yazılımcının amacı yazılımı geliştirmektir. Onun işlevlerini yapmaktır filan. Ama görsel taraf çok zengin olmadığı için ve programlama gerektirdiği için bunu görsel tarafın zenginleştirmesini de yazılımcı yapıyordu. Bu doğru bir yöntem değil. Yazılımcı, tasarımcı değildi çünkü. Hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor. Burada Microsoft'un yapmak istediği şey BPF teknolojisinde XAML'ı Expression Blend bilen birisi kullanarak bir tasarımcı olsun. Yani yazılım, uygulama tasarımcısı olsun. Ama yazılımcı da bunun arka tarafını geliştirsin. C# yazsın. Onun işi olmasın XAML'la. Genel mantık budur aslında. Olması gereken. Çünkü XAML ayrı bir mimari. Tamamen uzmanlık gerektiren bir iş. Bununla profesyonel şeyler yapmak falan. Bu aslında tasarımcıların yapması gereken bir şey. İşte burada bu mantığı oluşturmuş. Diyor ki sen uygulamanın XAML tarafını bir tasarımcıya ver. O sadece Expression Blend'i bilsin. Arka tarafını da sen yazılımcın geliştirsin. Burada önemli olan nedir yazılımcı için? Sadece şu. Yazılımcı sadece bunun ID'sini bilsin ve bunun ne yapması gerektiğini bilsin. Sen bunu da istersen astronot gibi bir şey yap, o uzaya çıksın, animasyon olsun, uydu fırlat, fark etmiyor. İstersen oyun yap. Yazılımcının tek işi şunu bilmektir. Arka tarafa gelir yazılımcı,
Mesela butona tıklandığında ne olacak? Klik. Bunu zaten yapmıştık az önce. Artı eşittir. Zaten var şurada. Ben 1'i yapıyorum mesela. 1'in şu an görünmüyor. BTN 1 klik. Benim yapacağım bu yazılımcı olarak. Ama şurada ne yaptık? Bir tasarımcı olarak görsel bir şey yaptık aslında. Bunu yapması gereken kişi yazılımcı değil, tasarımcı. Peki nasıl yapacak? Mesela ben diyorum ki bunu bir tasarımcı yapsın. Ben de şu an görünmüyor. Bu destekle ilgili bir problem. Visual Studio 2013'te doğrudan Expression Blend uygulaması açılmıyor. Ama 2012 bulabilirsem ya da 2010'da da yapabiliriz bunu. Şimdi bunun normalde şöyle, bende Visual Studio 2013 var. Normalde Expression Blend ile Visual Studio tamamen uyumlu çalışır. Versiyon farkları hariç. Ben de yeni bir sürüm olduğu için Expression Studio bunu şu an fixlediler mi bilmiyorum ama normalde sağ tıklayıp şuradan Open Blend diye bir şey var. Ona benzer bir menü olması gerekiyor. O Blend ile açmanızı sağlıyor, Expression Blend ile. Doğrudan ona tıkladığınızda aynı projeyi Blend'de açıyor ve orada XAML yazıyorsunuz. Mesela sizde bu olabilir, sizin bilgisayarlarınızda. Onunla örneğin XAML düzenlemesi yapıyorsunuz. Sonra kaydettiğinizde tekrar, ikisi de açık bakın, Blend ve Visual Studio açık. Tekrar buraya gelip şuraya herhangi bir yere tıkladığınızda, geçtiğinizde size değişiklikleri kaydedin mi diye sorar. Yani Expression Blend'de yaptığın değişiklikleri bu projeye aktarayım mı diye soracaktır. Orada yes to all dediğinizde bütün XAML değişikliklerini anında buraya getirecektir. Yani birbirine tam uyumludur. Expression Blend ile bu. Şimdi az önce denedim onu. Şuradan farklı bir şekilde denedim ama haliyle gene olmadı. OpenVid ile mesela şurada Expression Blend'e ekledim. Add diyerek buradan eksesini ama gene desteklemediği için öyle bir problem oldu. Şimdi temel olarak kullanımı bu şekilde. İstediğimiz farklılıkta da bunu yapabiliriz. Mesela şöyle olabilir. Normal bir buton gibi olsun. Daha küçük olsun. Ama şu yazının sol tarafında görünsün. Solunda, sağında da yazı olsun. Bunu yapmak çok kolay bize burada. Biz biraz daha farklı yaptık. Şimdi farklı kontrollere geçelim. Öncelikle. Mesela stack panel kullandım ben şeyde az önce. Stack panel nedir? Öncelikle buna bir bakalım. Projeme yeni bir window ekliyorum. Sağ tık, new item ya da buradan window. New item'dan ekliyorum ben. VPF Window. Adını stack panel win dedim.
Şurayı siliyorum. Grid'i. Takımı açtım. Stack Parallel yazdığımda bakın bana geldi nesne. S ile başlayanlar. Bakın şu şekilde açıp kapattığım zaman anlayın ki bunun içerisinde bir tasarım yapılacak. Ama böyle yaptığım zaman anlayın ki ben bunu içerisine kontrol eklemek için kullanmıyorum. Değil mi? Kontrol bu şekilde eklenmez bu yöntemle. Ama şöyle yaptığım zaman bunun içerisi artık bana ait. Content oluşturacağım. Mesela text block var. Farklı bir kontrol. Burada buton 1, 2 ve 3 şeklinde listeleme yaptık. Şimdi stack panel içerisinde 4 tane farklı kontrol var. Ben bunu çalıştırmak istiyorum. App XAML içerisinde stack panel bin yazdım. Startup yürü kısmında. Stack panel bin XAML'ını çalıştırıyorum. Benim kontrollerim geldi. Öncelikle stack panel ne işe yaradı burada? Ona bakın. Şimdi stack paneli kaldıracağım. Hata verecek. Çalıştırıyorum. Bakın. VPF'in bir kuralı vardır. Daha doğrusu XAML'ın. XAML eğer bir kontrol yapısı kullanacaksanız onun mutlaka bir yerleşim kontrolü içerisinde olmasını ister. Yani yerleşim kontrolleri nedir? İçerisine özel tasarımlar yapabilirsiniz. Farklı VPF kontrolleri koyabilirsiniz. Bunlarla ilgili kompleks olarak çalışabilirsiniz. Fark etmiyor. Diyor ki ben bu yapıyı yönetebilmem için sana şu kadar layout kontrolü, yani yerleşim kontrolü sundum. Ekranda işte menü oluşturmak için şu kontrol, şu layout kontrolü sizin için uygundur. Mesela stack panel. İçerisine nesneleri, kontrolleri veririz. O kontrolleri dikey ya da yatay olarak listeler. Ya da daha farklı onları da göreceğiz. Genel olarak layout kontrolleri içerisinde uygulamalar yapmamızı ister. Aksi halde bu şekilde hata verecektir. Yani normalde mantık olarak hatalı değil. Ben Windows içerisinde yani bir aslında Windows Form'daki form içerisinde 4 tane kontrol koydum. Hatalı değil aslında mantık. Ama VPF mimarisinde yanlış. Çünkü ilk başta sana grid getiriyor değil mi? Grid'i boşuna koymuyor oraya. Ben bunu istiyorum diyor. Yapı olarak. Layout kullan. Grid de bir layout kontrolüdür. Onları da kullanacağız. O yüzden ben grid'i kaldırdım. Onun yerine farklı bir yerleşim layout kontrolü koyarak stack panel oluşturdum. Hata vermedi. Ama onu da kaldırdım da bu bir hatadır. Tekrar açıyorum. Şu an bir sorun yok. Peki, bunu grid yapıyorum. Bakın yukarıyı değiştirdim, hemen alttakini
aynı isimle değiştirdi. Hatayı engellemek için. Tasarım gitti. Şurada üst üste 4 tane kontrol var aslında. Birisi text block, diğer 3 tanesi de buton. En üstte en son eklenen buton görünüyor. Şu an 2 görünüyor mesela. Çünkü en son o eklendi. Geliyorum. Diyorum ki ben bunu stack panelde yapmaya kararlıyım. Ne olduğunu bakalım. Stack panelin orientation diye bir özelliği var. Bunu horizontal yaptım. Çalıştırmama gerek yok. Sonuç ortada. Gene de bakalım. Bakın yan yana dizdi. Stack panelin kuralı diyor ki sen bunun içerisine istediğin yapıyı kurabilirsin. Yok kontrolleri ekleyebilirsin. Ama stack panelin iki farklı kuralı var. İki farklı kullanım yöntemi. Dikey ya da yatay. Yani ne için kullanılabilir? Mesela web sitesindeki menü olayı vardır ya sol tarafta. Kategori. Sen bunu eğer masa üstünde bu tarz bir şey kullanacaksan at içerisine varsayılan olarak zaten vertical'dır. O dikey olarak listelenecektir üst üste. Ama bunu orientation'ı horizontal yaptığın zaman bu şekilde yan yana koyacaktır. Tamam. Stack panel sadece bu işe yarar. Başka ekstra bir şey yok. İçerisine aldığı kontrolleri dikey ya da yatay olarak sıralar. Stack panel bu şekilde. Yani içerisine benzer tasarımlar yapılabilir tabii ki. Farklı farklı kontrollerle falan. Mesela şunu yapabiliriz. Burayı açıklama satırı haline getireceğim. Kontrolleri kopyaladım. Stack paneli kapattım. Aşağısında kullanacağım yine stack paneli. Buton yapayım. Ayrıca gayrısı olmasın. 4 yaptım. Şunun sonunda horizontal alignment left diyorum. Bu orta. Stretch. Bu da left. Right. Bakın stack panele herhangi bir şey vermediğim için o kendisi varsayılanı neydi? Vertical'dı varsayılan. Horizontal verdiğim zaman yan yana dizdi. Anlamam dedi ben öyle enter şeylerden. Horizontal vesaire. Geriye şu şekilde alayım. Vertical yaptım. Bu varsayılandı. Peki diğer türlü hani vertical'da farklı bir tasarım olsun dedim. Onu yapmak istersem ne olacak? Yani bakın horizontal yaptığımda yapı bozuldu. O zaman vertical alignment kısmında değiştireyim bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bu top vertical, bu button stretch. Bu da horizontal. Şimdi vertical yaptığımda böyle
horizontal yaptığımda böyle. Yani neye göre kullanırsan orientation'ı, onunla başlayan işte horizontal alignment ya da vertical alignment'lara göre kendini düzenliyor. Kopyaladım bunu. Aşağıda kalsın ya da farklı şeylere geçelim artık. Diğer kontrollere bakalım. Layout kontrollerine. Add window. Burada da grab panel var. Grab panel win. Kullanımı genel manada basittir. Buton ekliyorum buraya. Genişliğini 100 yapayım. Yükseklik de biraz artsın. Önce şunu kaldırdım. Bakın. Birazdan yapacağım onu. Direkt butonları şurada koydum. Grab panel içerisine. Grid içerisine. Çalıştırmama gerek yok aslında. Genel olarak baktığınızda gene en son eklenen en üstte görünüyor. Ama üst üste binmiş bir şekilde. Ben bunları çalıştırırsam bile zaten aynı mantıkta göreceğim. Aslında bir tane var. En üstte. Bunlar üst üste olduğu için farklı sayı olarak farklı görünüyor. Mesela bunu stack panel içerisine koysam ne olur? Dikey. Yüksekliğini de 500 yapayım. Genişliği 500 olsun. Çalıştırıyorum. Bu varsayılan kullanımı stack panelin dikey olarak sıraladım. Yatay olarak sıralamak istersem orientation horizontal şu an 5 tanesi görünüyor. Dikkat edin. Bakın açıyorum. Diğerleri aslında var. Kapatıyorum. Fark etmiyor bile. O yapması gerekeni yaptı sadece. Yatay olarak sıraladı. Ya da dikey olarak. Dikey de aynı. Dikey yaptığınızda da dikey olarak yok edecektir diğerlerini. Peki ben şöyle bir şey istesem. Bunu getirdiğim zaman mesela ekranın bitişini görüyoruz. Yazılım da biliyor bunu. Ekran bittiğinde sığmıyorsa 6 atsa. 7'yi 6 atsın bir altına. 6'yı bir altına. Böyle sıralasın alta doğru. Sığmaya çalışsın. Kontrolü sığdırmaya çalışsın. O zaman kullanmamız gereken şey grab panel. Şunu açıklama yaptım. Grab panel'ı açıyorum. Zaten buradan da görebiliyoruz. Bakın. Normali bu. Üstte duracak diyelim ama formu, window'u daralttığım zaman alta doğru iniyor.
Normalde bunu yapmak için Windows Form'da biraz takla atmanız gerekiyor açıkçası. Hesaplama falan yapmanız lazım. Ama VPF'de bunu yapan bir kontrolümüz var. Ki ben bunu kullandım mesela. Çünkü bazı yerlerde cidden can alıcı şeyler yapmanız gerektiğinde çok işinizi görüyor. Ekrandan kaybolmaması gereken kontroller mesela. Bunu kullanmanız gerekiyor. O kolaylığı sağlıyor. Şöyle bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Bu editör tarafında fark edilebilecek bir yardım özelliği diyebilirim. Mesela şu an bu formdayız. Web panel view. Sol tarafta document outline diye bir menü var. Bunu açtığım zaman bana bir hiyerarşi getiriyor. Bir tree. Yani application tree getiriyor, uygulama ağacı. Buna baktığım zaman benim ana kontrolüm neydi? Window. Onun içerisinde ne var? Bir grid. Onun içerisinde de web panel var. Orada da gördüğünüz gibi butonlarım var zaten. Onların içerisinde bir şey yok. Bunu neden yapıyor? İlk uygulamamızda hatırlarsanız burada karmaşık bir yapı kurdum. Bakın sol tarafta window, içerisinde grid, onun içerisinde normal bir buton, yani şu, bunun kontenti normal CNOSAN. Ama diğer kontentte diğer buton karmaşıktı. İçinde stack panel var, image var, sol tarafta dikkat edin, rectangle var ve text block var. Bu hiyerarşiyi VPF'de takip etmek zordur. İç içe yapılar kullandığınızda kafanız karışır, kodlar karışır, yönetimi zorlaşır filan. Burada Visual Studio'da ve Expression Studio içerisindeki Expression Blend'de bunu yapmak kolay. Çünkü size hiyerarşi olarak bu Application Tree'yi veriyor. Kontrollerin yapılarını sıralı bir şekilde hangisi neyin içerisinde bunu bildiriyor. Mesela şunu diyebiliriz. Ben şuradaki text bloku gidip buradaki content butonun content'ini atacağım. Sadece sürükle bırakla. Şuradan sürüklediğimde tam üzerine bırakıyorum. Koda bakın. Buraya geldi. Buradaki gitti. Artık burada. Ama bir şeye daha dikkat ettiyseniz artık butonun kontenti yok. Yukarıdaki butonun kontenti gitti. Bakın yardım yazıyor. Ben tekrar aldım bunu. Gene buraya koydum. Geriye geldi. Bunun kontenti gitti. Cihan Özhan yazıyor. Sebebi ben ilk başta yaptığımda burada bir content vardı. Hatırlarsanız content properties kullanıldıysa bunu genişletilmiş bir şekilde kullanamazsınız. Ama ben zorla, bu yaptığım aslında zorla kullanmak. Ben bunu sürükleyip onun üzerine bıraktığımda yapacak bir şey yok. Onu kullandı ama daha önce kullandığını sildi. O yüzden de gitti oradaki bölüm. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok detaylı olan bir konudur VPF, XAML mimarisi. Ama bunlara sahip olduğunuzda yapamayacağınız hiçbir güzel uygulama yok diyebilirim. Her şey yapılabilir. Grid içinde yine bir window açıyorum. Grid panel win.
HTML tarafında anlatmak gerekirse HTML'de table'a denk geliyor. Kendi içerisinde satır ve sütunlar oluşturup içerisine aldığı nesneleri bu satır ve sütunlara yerleştirmek için kullanılır. İlk window açtığımızda zaten bize varsayılan olarak bir window geliyordu. Düzeltiyorum, bir grid geliyor window içerisinde. Bunun içerisinde de ekstra gridler oluşturulabilir. Sorun yok bunda. Biz şimdi temel olarak bir gridin satırlarını ve sütunlarını oluşturacağız. Bunun için grid nokta row definitions diyorum. Yani satırları tanımlayacağız burada. Row'ları. Bir de bunun altında column definitions açarak sütunları da tanımlayabiliriz. Bakın ekranda bir şey yok şu an. Ben 3 tane satır oluşturacağım. Ekranda görebileceğiz bunların çizgilerini. Row definition dedim. Bundan 3 tane oluşturdum. Column definition. Bundan da 3 tane oluşturdum. Ekrana baktığımızda 9 tane karenin oluştuğunu görebiliyoruz. 1, 2, 3 satır. 1, 2, 3 sütun. Burada indeks mantığında çalışıyor diyebiliriz bu yapılandırma için. Yani satırlar ve sütunlar sıfırdan başlayarak kullanılır. Yani birinci satır, birinci sütun burası sıfırın sıfır oluyor aslında. Sıfırıncı satır aynı zamanda sıfırıncı sütun. Sıfır, sıfır sıfır, sıfır bir, sıfır iki ya da sıfır sıfır bir iki. Ben bunların içerisine bazı kontroller koyacağım. Şöyle genişlik ya da yükseklik vermeyelim. Ne yaptığını biliyoruz zaten. Bakın 3-4 tane kontrol oluşturdum. Bunlar aynı kare içerisinde görünüyor. Bu da şundan kaynaklanır. Bizim oluşturduğumuz şey herhangi bir hücre, şunlara hücre deniyor, satır ve sütun araları. Bunları belirtmediğimizde varsayılan olarak sıfıra sıfırına gider. Ben de burada diyeceğim ki mesela 2'yi, buton 2 yazan butonu tam şurada göstereyim. Ortada görünsün. Bu nedir? Kaçıncı satır? 0, 1. satır oluyor burası. Kaçıncı sütun? 0, 1. O zaman grid nokta row 1 grid nokta column 1. Buton 1'i de olduğu yerde bırakacağım. 4'ü şuraya alacağım. O da kaç oluyor? 2'nin 2'si. Üçü de şuraya alayım. İkinci satır. Row
çalıştırayım ben. Great Pedalogy. Bu da gridimiz. Tam ekran yaptığımda da. Bakın. BPF'in gelişmiş bir özelliği de buradaki işlemlerin, görsel işlemlerin vektörel yapılıyor olması. Bu ne demek? Yani normal Windows Form uygulamalarında ekran büyüyünce yapılan işlemlerde kullanılan renkler bu piksel piksel görünmeye başlar. Yani grafikler bozulur. Renkler bozulur. Ama burada öyle bir şey olamaz. Çünkü mimarisi gereği yaptığınız en ufak bir noktaya bile zoom yaparak vektörel bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani hiçbir o piksel bölünmeleri, piksel görünümleri olmaz. Resim ya da görmek istediğiniz şey neyse onu görürsünüz. Mesela şuradaki 2'nin üzerine tam ekranı kaplayacak şekilde zoom yapabilirsiniz. Keskin olarak görebilirsiniz o çizgilerin şeyleri, kıvrımlarını falan. Bu VPF'in bir özelliği işte. Bunu yapabilmesi için de tabii mimarisinde bu hesaplamaları matematiksel olarak yapıyor. Bundan kaynaklanıyor. Hataya yer kalmıyor. Bu nedenle küçültseniz de aynı kalitede, devasa büyük olsa da aynı kalitede olacaktır. Şunu açıklama satırı yapacağım. Şimdi kopyalayayım bir. Bir web site mantığında sol tarafta şurada bir menü. Yukarıda bir header, aşağıda da footer olacak. İçerisinde bir content alanı olacak. Bunun için satırları ve sütunları düzenlemem lazım. Öncelikle şuradaki sütuna ihtiyacım yok. Kalıbın birini kaldırdım. Şu ilk satır çok geniş. Hatta şurayı biraz daha büyüteyim. Width'ini 600 yaptım. Yükseklik de 400. 500. İlk satır header olacak. Bunun yüksekliği 100 olsun. Altındaki ortada olacak. En alttakini yapayım. Height. Bu da düşük olsun. Şöyle 40. Şu kadar bir şey. Ctrl'ye basıp mouse'un tekerleğiyle geriye doğru alarak küçük biraz ekranda görebilmek için. Şuradaki sütunun da genişliğini daraltacağım sol tarafa doğru. Width bu da 200 olsun. Birkaç kontrol ekleyeyim ben buraya. Mesela şurada header yazan bir text block. Burada da footer yazacak. Şuraya da bir stack panel menü koyacağız.
Text block oluşturuyorum. Teksti. Header. Font size'ını biraz büyüteyim. 30 olsun. Sağ tarafa alacağım şimdilik. Grid kalın 1 dediğimde sağ tarafa aldım. Header'ı da böyle oluşturayım. Footer'ı. Da kalıp aynı. Row değişecek. İki. Son olarak stack var. Stack panelde de dikey olarak konumlandıracağım ben bunu. Öncelikle ekrandaki konumunu ayarlayayım. Grid üzerindeki. Sütunu 0. Onu vermeme gerek yok. Varsayılan 0 olduğu için. Ama tabii ki isterseniz verebilirsiniz. Robo'da 1. Gördüğünüz gibi aşağıya indi. Background azur dediğimde belirgin oldu. İçerisini de menülerimi koyacağım. Mesela eğdi 50 olan, margini 5 olan, background'ı yellow olsun. Vermeye gerek yok, otomatik alacak. Content'i de yazılım kategori olsun mesela. Yazılım kategorisi. Font size'ı unutmayalım. Kötü görünüyor. Bu da 25. Definition'ları da belirlemiştik zaten.
kişi yukarıdaki neye doğacak? Sıfırdan. Doğ sıfır. Aşağıdaki burada şunu yaptım. Normal tasarım yaptık. Kontrollerin yerleşimlerini yaptım gride. Sonrasında bir de renk vereyim dedim. Belli olsun. Rengi de yukarıyı ve aşağıyı header ve footer'ı pink olarak belirledim. Bunun içinde border nesnesi var. Bu renklendirme için kullanılıyor. Görsel taraflı. Arka planı pink yaptım. Sonra da HTML'den hatırlayacağınız column span yaptım. Yani iki sütunu birleştir dedim. Bu da otomatik olarak iki sütuna yayıldı. Sonra da başlangıçlarını belirledim. Sıfırıncı sütundan, satırdan olacak. Diğeri de ikinci satırda 0, 1, 2. O yüzden yerleşimleri de tamam. Yalnız dikkat ederseniz burada header ve footer yazıları görünmüyor. Bunu sağlamak için de bizim z-index denen bir yapımız var. Z-index, şimdi neden kullanıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. İç içe kontroller kullanılabiliyor. Birçok kontrol içine content yapıyorsun. Hangisi dışarıda en tepede görünmesi gereken kontrol? Onun arkasında ne olacak? En arkada ne görünecek? 10 tane arka arkaya var diyelim. Bir mesela yuvarlak bir nesne oluşturursun, elips. Sen buna farklı farklı renkler verirsin. Bununla örneğin bir yonca yaprağı yapacaksın ya da bir papatya çiziyorsun. Hangisi önde, hangisi arkada? Mesela, değil mi? Parça parça göstereceksin ya. Bu mantıkta işte panel.z-index benim bu layout kontrolünde hangisinin üstte görünmesi gerektiğini belirtiyor. Web'de de var bu. Z indeks ne kadar yüksekse o kadar önde görünür. Burada gördüğünüz gibi. Diğerine de Z indeks 1 vereceğim. O da görünecek. Horizontal alignment'ta center olacak. Tam ortalığı görünecekler bu şekilde. Yukarıdaki daire. Eksik olan nedir? Vertical alignment. Çünkü tam ortada, yukarıda tam ortada görünüyor ama ben her türlü ortada görünecektim. Aşağıda da aynı. Çok büyük bir alan olmasa da. Vertical alignment. Aynı şey yapmak, center yapmak. Bu da tamam. Şuraya da bir renk atalım. Bu da content kısmı olsun. Buna da border. Bir. Hepsini dağıttı böyle. Grid. Kalın da verelim. Kalın da bir. Rengini değiştirelim. Bakalım güzel bir şeyler. Beige. Evet. Beige rengi. Bir şey oldu. Bunun da içine bir text block koyalım.
Alım doğru. Row yok burada. Row denir. Evet, bu şekilde gayet başarılı bir görsel oldu. Çalıştıralım bakalım. Nasıl bir şey? Büyütelim. Bakın fark etmiyor. Kendisi boyutlandırıyor otomatik olarak. Header, content, footer. Kapatayım. Bir tane de normal kontrol yapalım. Calendar kontrolü. Bu calendar kontrolünde normal kullandığımız tarih uygulaması aslında, tarih kontrolü. Calendar win diyorum. Tasarımımız gayet basit olacak. Bir istek panel. İçerisinde bir calendar kontrolü. Buna bir isim veriyorum. Programsı olarak gelişeceğim. Kalender diyorum. Margin on selection mod tekli seçim. Genel window'un genişlik ve yüksekliğini de değiştiriyorum. Bir de altına list box ekliyorum. Margin 10. Görsel tarafta işim bitti. Şöyle bir şey oluyor. Ben burada bir tarih seçeceğim. Alt tarafta onu gösterecek. Sıralı bir şekilde list box'a ekleyecek diyebilirim. View code'a geçtim. XName ile isim vermiştik zaten kontrollere. Calendar'ın selected dates change. Yani seçilen tarih değiştiğindeki event'i yakaladım. Orada diyorum ki for each date type tarih selection change event args olarak gelen e'nin edit items bunun içerisinde bir döngü geleni de list box'ın item'larına ekle. Uygulama şöyle. Bir tarih seçiyorum. Bakın list box'a ekliyor. Bu şekilde bir zemin uygulamasına yapmış olduk.